bulduğu kaydedildi. Dünyamızdaki İslam mirasını keşfedin başlığıyla yola çıkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla geçtiğimiz Ramazan ayında Sultanahmet'te açılan 1001 İcat sergisini 350 bin kişi gezmişti, hatırlayacaksınız değerli izleyenler. Son günlerde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplumda bilim teknoloji kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bazı projeler gündeme getirdi. Tam da bu noktada 1001 İcat adlı kitabın İngilizce ve Türkçe baskısı yanında bir de Arapça baskısı çıkıyor. Şimdi bu kitabın editörlerinden Doçent Doktor Salim Aydüz stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Öncelikle 1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası adlı kitabın siz editörlerindensiniz. Nasıl bir serüveni vardı? Bize kitabın öncesini ve gelişimini anlatır mısınız? Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. 1001 İcat projesi ilk defa İngiltere'de 2006 yılında başladı. İngiltere'nin Manchester şehrinde bir sergi ve bir kitap olarak başladı ve oradan İngiltere'nin çeşitli şehirlerini dolaşaraktan 2010 yılının Ocak ayında Londra'ya geldi ve Londra'da 6 ay kadar açık kaldı. Bu süre içerisinde 400 bin kişi sergiyi ziyaret etti. Bunlardan bir tanesi de Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey idi. Evet. Sergiyi gezdikten sonra bu serginin mutlaka İstanbul'da olması gerektiğini ifade ederekten İstanbul'a davet etti ve bildiğiniz gibi geçen sene Ağustos, Eylül, Ekim aylarında yaklaşık 7 hafta İstanbul'da kaldı ve evet, bu süre içerisinde bahsettiğiniz gibi 350 binden fazla insan ziyaret etti. Bu kitap da bu büyük projenin bir parçasıydı. İlk evvel olarak İngilizce basıldı ve İngilizceden sonra ilk olarak Türkçe'ye çevrildi. Türkçe çevirisi yapıldı. Çünkü kitap basıldığından bu yana, İngilizce olarak basıldığından bu yana hemen hemen her hafta Türkiye'den kitabın Türkçe'ye çevrilmesiyle ilgili talep geliyordu. Yoğun bir talep, yoğun bir ilgi var ve biz de büyük bir titizlikle kitabı bu şekilde hazırlayarak sergiyle beraber Türkçe'ye kazandırdık. Evet, böylelikle talepler de karşılanmış oldu. Sergi hem İngiltere'de, Londra'da ve Türkiye'de çok ilgi gördü. Şu an hangi ülkelerde acaba bu sergi devam ediyor? Sergi Ekim ayında İstanbul'da bittikten sonra Amerika'ya gitti ve şu anda Aralık ayından itibaren New York'ta sergilenmekte sergi. 6 ay orada kaldıktan sonra Amerika'nın Chicago, Texas, Los Angeles gibi şehirlerinde dolaşaraktan 3 yıllık bir Amerika turu yapacak. Evet. 1001 İcat çalışmasının matbu yönüne bakacak olursak, bu kitapların önce İngilizcesi basıldı dediniz, bu kitabın. Sonrasında yoğun talepler oldu ve Türkçesi basıldı dediniz. Evet. Ve sanırım önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki aylarda da Arapçası basılacak bu kitabın. Arapçası hazırlanma aşamasında bildiğimiz kadarıyla. Evet, Arapça çevirisi de bitti. O da büyük bir titizlikle bir heyet tarafından yapıldı ve şu anda basılma aşamasında. Ümit ediyorum çok yakın bir zamanda Arapçası da çıkmış olacak ve Arapçasının hemen ardından da diğer dillerde basılacak ve bu dünyalardan gelen büyük talep, özellikle Avrupa dillerinden, Almanya'dan, İspanya'dan da çok büyük talepler var. Bu talepler de bu şekilde karşılanmış olacak. Evet. Günümüz hayatına bakacak olursak bu kitabı okuyanlar ya da bu sergiyi gezenler de biliyorlardır ki bugüne gelmiş olan birçok alet, örneğin hastalıkların tedavisinde kullanılan cerrahi aletler diyelim ve günümüz teknolojisine katkıda bulunan aletler ve araçlar diyelim, bunları topluma kazandıran, bugün bunların bugüne gelmesinde tabii gelişmesinde de birçok insanın elbette ki emeği oldu, ama bunları topluma kazandıran evvela bilim adamları vardı, ilkler vardı. Bu açıdan bu eser çok önem arz ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, işaret buyurduğunuz konu son derece önemli. Ben buraya gelmeden önce profesyonel fotoğrafçılarla birlikteydim Eminönü'nde. Onlardan bir tanesi aynı zamanda büyük bir bankanın genel müdürüydü. İşte de bizim de gördüğümüz kadarıyla İslam medeniyetinde öyle bugüne kalan icatlar olmamıştır dedi. Bakınız dedim, öncelikle sizin elinizdeki bu kamera İbn-i Heysem tarafından 13. yüzyılda icat edilmiş bir alettir. Bugün kullandığınız bu kameranın esası olan kamera obscura onun tarafından deneysel yollarla elde edilmiş ve hala kullanıyorsunuz. Eğer o icat olmasaydı bugün kamerayı siz belki çok daha geç dönemlerde icat edecektiniz ve bu gelişme sağlanacaktı. Öbür taraftan arabaya bakınız, 6 silindirli, 4 silindirli diyorsunuz.
Bu arabaların da silindir sisteminin icat edilmesi 1570'li 80'li yıllarda İstanbul'da yaşamış olan bir büyük bilim adamımız Takiyettin Erdağısı tarafından icat edilmiş olan 6 silindirli pompa sayesinde olmuştur. Yine bütün mekanik çalışan sistemlerin esası olan crank mill sistemi 12. yüzyılda Diyarbakırlı bir alim olan El Ceziri tarafından icat edilmiş. Evet. Dolayısıyla bütün bu tüm bunları şeyler, ışık tutuyor ve bunları meydana çıkarıyor diyelim bu kitap aynı zamanda. Evet. Birçok alanda, birçok konuda yapılmış icatlar yer alıyor. Adı üstünde Binbir İcat. Evet. Ve Dünyamız İslam Mirası isminde. Bu kitap hakikaten çok önemli bir kitap diye düşünüyorum. Özellikle genç nesil için geriye dönük tarihimizi öğrenebilme açısından. Şimdi bu serginin bir de Hilal TV ekranlarından izleyenlerimiz bilirler. 7 bölümlük bir belgesel yayınlandı. Evet. Binbir Buluş ismiyle yayınlandı bu programlar. Evet. Programlara dair neler söyleyebilirsiniz? Nasıl ilgi gördü program? Ne gibi geri dönümler aldınız siz? Öncelikle ben Hilal TV'ye çok müteşekkirim. Kurum olarak çok minnettarız. Bize Türkiye'de ilk kucak açan ve bizimle birlikte bu belgeseli yapan bir televizyon olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu yayından sonra inanın biz daha fazla talep aldık, daha fazla ilgi gördük. Ve özellikle serginin birçok insan tarafından gezilmesinin arkasında bu yayınların çok büyük etkisi oldu. O açıdan çok büyük önemi olduğunu görüyorum. Ve kitabın yayılmasında, tanınmasında ve konunun anlaşılmasında bu yayınların ve bu kitabın çok önemli bir yeri var. Hatta evet. Ben bunu bir zihniyet değişimi, zihniyet devrimi olarak değerlendiriyorum. Çünkü bize öğretilen bir kalıp cümle var ilkokuldan üniversite sonuna kadar. Büyük bir dönemi biz karanlık çağ olarak adlandırılıyoruz. Bu program ve bu kitap sayesinde bu dönemin bizim için hiç en azından işte öyle olmadığını, altın çağ olduğunu evet. Ve bu altın çağ içerisinde 700'lü yıllardan 1700'lü yıllara kadar İspanya'dan Çin'e kadar olan evet. Çok büyük bir coğrafyada insanlar çok müreffeh bir hayat sürdüklerini, mesela en basitinden Paris'in 1200 yıllarda ismi Çamurlu Paris'i, her taraf çamur, berbat olduğu için, ama aynı dönemde hemen Paris'in güneyinde Endülüs şehirleri alt yapı kanalizasyon sistemleriyle, sokak aydınlanma sistemleriyle, son derece modern ve güzel giyinme tarzlarıyla, yemek sistemleriyle, dünyanın ilk kurulan konservatuvarı gibi müzik aletleri ve programları sayesinde müreffeh ve güzel bir hayat yaşıyordu. Dolayısıyla bundan insanlar habersiz, bu altın çağdan evet. Habersiz. Bu programlar sayesinde insanımız artık haberdar olmaya başladı. Ve kendi medeniyetine ait, geçmiş dönemde yapılmış bu büyük buluşlardan haberdar olan insanlar şu cümleyi kullanıyorlar. Biz her şeyin batıdan geldiğini evet. Öğreniyoruz. Hiç de öyle değilmiş esası. Şunu gördük. Rönesans denilen şey 1500'lerde ilk defa ve hiç çoktan ortaya çıkmamış. Arkasında büyük bir İslam medeniyeti var. Dolayısıyla bu İslam medeniyeti olmasaydı ne Rönesans olurdu, ne bugünkü medeniyetimiz bu şekilde parlak olabilirdi. Mesela Rönesans'ı başlatan dünyanın en meşhur alimlerinden bir tanesi de bildiğiniz gibi Newton'dur. Newton'un bir sözü var. Bugün İngiltere'de bütün iki pamfletin üzerinde, etrafında yazar. Ben diyor çok ileriyi görebiliyorsam onu devlerin omuzları üzerinde yükselmemden dolayıdır. Newton'dan önce hangi devler var? Avrupa'da herhangi bir bilim adamı yok dev tabir edilebilecek. İşte o devler bizim medeniyetimize ait. Evet, İbn Sina'lar, Farabi'ler, Biruni'ler, Takiyüddin Rasıtlar, Ali Kuşçular, Şerafettin Sabuncuoğlu'lar gibi büyük bilim adamları ve cerrahlar. Az önce bahsettiğiniz bu cerrahi alanındaki aletlere bakıyoruz. Bugün kullandığımız aletler hala 900 sene önce Zehravi tarafından icat edilmiş aletler. Ve bugünkü operasyonlara bakıyoruz, cerrahi operasyonlara. 1480'li yıllarda Amasyalı bir bilim adamımız olan Şerafettin Sabuncuoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet için yazdığı El Cerrahiyetül Haniye isimli kitapta gösterilen resimlerle aynı operasyonları yapıldığını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla biz medeniyeti başlatan bir toplumun insanlarıyız.
Ümit ediyorum bu başarıyı tekrar elde edebiliriz. Evet, Binbir İcat, Dünyamızda İslam Mirası adlı bu kitap elbette ki tarihimize ışık tutan bir kitap hiç şüphesiz. Bir soru daha soracağım ama çok kısa bir şekilde cevabını verebilirseniz. Arapça basımın hedef kitlesi kimler acaba? Bugün biliyoruz ki dünya coğrafyasının çok büyük bir bölüm Arapça konuşuyor. Dolayısıyla Kuzey Afrika, Afrika'nın kuzey kısmı, Orta Doğu, Suudi Arabistan ve bu coğrafyanın dışında kalan yerlerde de pek çok insan Arapçaya aşina. Çünkü dünyanın en çok konuşulan dillerinden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla tüm bu coğrafya bu yayının, Arapçasının hedefi olacak. Tabii İslam dilinin, dininin temel aynı dili de Arapça. Dolayısıyla Arapça olması çok büyük bir manası var. Evet. İhtiva ediyor. Dolayısıyla Arapça olması çok anlamlı. Çok teşekkür ediyoruz Salim Bey. Yayınımıza katıldığınız, bültenimize katıldığınız için. Değerli izleyiciler, Binbir İcat, Dünyamızda İslam Mirası adlı kitabın editörlerinden doçent doktor Salim Aydüz bizlerleydi. Bültenimize bir sergi haberiyle noktalayacağız. Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılan İstanbul'un Silüetleri konulu sergide yer alan fotoğraflar görenleri kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf sanatçısı Halim Kulaksız'ın sergisindeki fotoğrafların toplam ağırlığı 1.2 ton. Fotoğraflar ucuca eklendiğinde 2 futbol sahası uzunluğuna ulaşıyor.